Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 7. madde hadis-i şerifin izahında nemazicu fezze tin fezze tün. Nemazicu numuneler. Öyle numuneler ki fezze tün. Tek örnek, benzersiz numuneler. Fezze tek demek. Eşsiz. Şimdi eşsiz numuneler, örnekler. Hani hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor. Salatul cemaati taftulu bi salatil fezzi. Bi işri bi seb'in ve işrine dereceden. Cemaatle kılınan namaz kişinin tek başına fez, fert demek. Tek başına kıldığı namazdan 27 derece üstün. Burada da fezze. Nemazicu fezzetün. Yani fezze o şeyin sıfatı. Nerede? Fit taati ve imtithal. İtaat ve emirlere uymada benzersiz, eşsiz örnekler. Leyn kâne vallahi eğer olursa zâlikel mesel bu mesel fî men kablenâ bizden öncekilerde olur. Yani bizden öncekilerden örnek meseller. Leyn kâne eğer olursa zâlik bu zâlikel mesel bu mesel bu örneklik fî men kablenâ bizden öncekiler yani selef-i salihîn ashab felekad kâne olur oldu yani. Evet. Yani şayet bizden öncekilerden bu örnekleri vermek gerekirse demektir. Evet. Bu peygamberin sahabeleri hakkında bak felekad kâne muhakkak oldu fî ashab-ı rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın sahabelerinde nemâdicü fezzetün eşsiz örnekler, numuneler oldu. Üdriket anillahi azze ve celle üdriket diye okuyalım. Bu aziz ve celil olan Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden efendim anlaşıldı bu örnekler. Üdriket idrak edildi, anlaşıldı. Anillahi azze ve celle. Peki neymiş şimdi bakın? İnnemâ kâne kavlel müminîn. Bu kimi tasvir ediyor? O günkü müminleri. Ancak müminlerin sözü اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne çağrılıkları zaman. Niçin? لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ O liyakmenin faili Allah'a da raci olabilir, Resul'e de. Resul'ün aralarında hükmetmesi için. Veya Allah ve Resulünün aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin ancak sözleri nedir? En yekulu demeleridir. Demeleri oldu. Ne demeleri? Semi'na ve ata'na. İşitti, itaat ettik demeleridir. Tamam mı? Fevlâke humül faizûn. İşte kurtuluş erenler bunlardır. Yok oradaki faizûn değil. Fevlâke humül müflihûn. İşte müflihûn, kurtulanlar bunlardır. Bunlardan önce münafıklardan bahsediliyor. Bu 51. ayet Nur suresi. Onlar da ve yekulûne âmennâ billâhi ve bir rasûli ve adâ'nâ thümme yetevellevne min ba'di zâlik ve mâ ulâke bil müminîn ve izâ du'û ilallâhi ve rasûli liyahkume beynehum izâ ferîkum minhum mûridûn. Orada münafıklar dışta biz iman ettik deyip hakikatte Allah'ın kitabı Kur'an'ı Resulullah'ın sünnetine çağrıldıkları zaman bir de bakarsınız onlardan bir fırka ya da fırkalar bu çağrıdan yüz çevirirler. Müminler ise Allah'ın kitabına zararlarına da olsa çağrıldıklarında Resulullah'ın sünnetine çağrıldıklarında ne yaparlar? Onların sözleri ancak ve ancak semiyana ve ata'na sözleridir. İşittik, itaat ettik başımız üzerine. Bu zaten imanın miyarıdır. Bir insan Allah'ın kitabına çağrıldığı zaman, Resulullah'ın sünnetine çağrıldığı zaman yani şeriata baş üzerine diyorsa o insan gerçek mümindir. Ama bunlara çağrıldığı zaman yalpalıyorsa, kaçamak yapıyorsa tamam mı? O zaman o insan mümin değil. Bunun çok örnekleri var. Mesela bugün
miras hukuku hakkında Müslümanlar, hadi Allah'ın kitabında şöyle taksim ediliyor, Resulullah'ın sünnetinde böyle taksim ediliyor, buna razı olun denildiği zaman bir de bakıyorsun diyor ki, yok ben ona razı olmam. Ben dünya kanunları neyi veriyorsa ona razı olurum. Bu adamı imandan yok çıkarır ha. Allah'ın şeriatına çağrıldığı zaman. Evet. Ve kâne leha, ve kâne oldu leha, efendim o bizden öncekiler için o örnekler, ve kâne leha. Leha kim için bu? Geçmiş selef için. Var idi. Ba'un tavîlün. Yani büyük bir kudret. Ba aslında kulaç demek. Kulaç, kulaç ölçüsü var ya, bir kulaç. Tamam mı? Burada o zaman tavîl ne demek bunun manası? Dirayet, yetki efendim vardır. Fîmâ nahnu fîhî. Bizim için bu örnek, mesela bu eşsiz örneklerde ba'un tavîlün, büyük bir neyi var? Ba'un tavîlün. Ba işte kulaç da kudreti olan, imkanı olan efendim ba'un. Burada da almış. Tul ba, yani bir konuda otorite olma, nüfuzu çok olma manası. Yani şey manası buradaki söyleyeyim. Kudret sahibi, imkan sahibi olanlar. Nerede? Fîmâ nahnu fîhî. Efendim içerisinde olduğumuz konu hakkında kudreti olan, imkanı olan kimseler için oldu. Minet teysiri alel muasiri. Yani darda kalan insanlara kolaylık göstermesi. Esas içinde olduğumuz konu budur yani. Bu ne gibi? Kethemaratin zelke tehalluki bi ahlakin nübüvveti. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmanın semeresi gibidir. Sonucu, meyvesi, özü gibidir. Yani peygamberin ahlakıyla ahlaklanan bunları yapar yani. Musir olan, darda zorda kalanlara kolaylık gösterir. Bu adeta bunun sonucu. Yani peygamber ahlakıyla ahlaklanmanın sonucu neymiş? Bu işte. Ve neticetin, bir sonuç gibi. Tilket taati, bu itaatın sonucu. Ve zâkel imtithali, ve o ilahi emirlere sımsıkı tutunmanın sonucu gibi oldu bunlar. Peki bunlar neymiş? Bunları da maddeler halinde zikretmiş. Elif, A yani. Fehâde işte bu örneklerden. Fehâde işte Kâb ibn-i Malik'in radıyallahu anh. Kâb bin Malik. Bu Kâb bin Malik şeye gitmeyenlerden değil mi? Tebuk'e. Tebuk'e. He. Kâb bin Malik gibi. Tabi tevbe etti. Ağladı, sızladı. Çok çetin günler geçirdi. Tekâda ibn-i Ebi Hadrat. Tekâda ibn-i Ebi Hadrat'in deynen kâne lehu aleyhi. Tekâda ödedi. Tekâda İbn-i Ebi Hadrat. Efendim ya da tekâda'nın manası yani istedi de olabilir. Tekâda. Tekâda. Dava açtı. Dava. Tekâda. Tekâdî. Aracağını istemek. Ha, aracağını istemek, bir de dava açmak. İbn-i Ebi Hadrat. İbn-i Ebi Hadrat isminde birisi dava açtı. Değinen bir borcu istedi. Şey değil mi hocam? Kâb bin Malik İbn-i Ebi Hadrat'tan borcunu istemiyor mu? O İbn-i Ebi Tekâda İbn-i Ebi Hadrat değinen. İbn-i Ebi Hadrat tekâda istedi. Yok. Kim? İbn-i Ebi Hadrat. İbn-i Ebi Hadrat efendim istedi. Neyi? Değinen alacağını. Öyle alacak ki kâne lehu onun için idi. Aleyhi Kâb bin Malik'in üzerinde. Kâb bin Malik'in üzerinde olan borcunu istedi. Fil mescidi mescitte. Fertafa'at asvâtuhumâ. Böyle sesleri yükseldi demek ki bu konuda. Hatta semi'ahumâ, efendim bunların seslerini eşitti.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz o fi beytihi. Evinde olduğu halde, odasında olduğu halde. Feharaca ileyhima, peygamberimiz onların yanına çıktı. Hatta keşefe, ta ki açtı. Seçfe, siçfe. İki türlü de okunuyor. Hucuratihi, hücre-i saadetlerinin perdesini. Perdesini. Demek ki zaten mescidin yanındaydı ya. Perdesini açtı. Onlara baktı demek ki onların seslerini duydu. Fenada peygamberimiz şöyle seslendi. Ya Kâb'ı, ey Kâb. Gâle, lebbeyke ya Resulallah. Lebbeyke, efendim, buyurun ya Resulallah. Gâle, peygamberimiz buyurdu. Da min deynike hâdâ. Da, düşür. Min deynike hâdâ. Bu alacağından. Ve evme ileyhi. Ey ile şatrı. Yarısını düşür. Demek ki o zaman burada şurayı biz Kâb-ı Malik, bak şimdi. O zaman tekada istedi. Kimden? İbni Ebi Hadret. Ondan borcunu istiyor. İbni Ebi, o zaman orayı İbni Ebi Hadret diye okuyalım. Ebi Hadret'ten, Hadret'in oğlundan değinen borcunu alacağını. Öyle alacak ki kâne lehu Kâb-ı Malik içindi. Kendisine ait olan aleyhi İbn Ebi Hadred'in üzerinde. Bunlar tartışmışlar biraz. Sesleri yükselmiş. Peygamberimiz o hücre-i saadetlerinin perdesini açtı ve seslendi şeye. Kâb bin Malik'e. Dedi ki da min deynike hâde. Bak böyle işaret etmiş. Yarısını düşür. Da düşür. Min deynike hâde. O alacağım yani borçtan yarısını düşür. Ve evme ileyhi. Ey ile şatrı. Şatr, yarısı demek. Şatr. En nısf, zaten orada almış. Evet. Peygamber böyle dedikten sonra da düşüyor tabii ki. B. Ve hadi Ayşetu radiyallahu anha. İşte Hazreti Ayşe anamızdan örnek. Tebûlü diyor. Hazreti Ayşe anamız anlatıyor. Semi'a Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü vesselam işitti. Savta husumin. Bir takım alacaklı, verecekli olan insanların sesini bilbabi, efendim kapıda, öyle efendim ne oldu halde? Aliyeten asvatuhuma, bunların sesleri yüksek olduğu halde. Ve ize ahaduhuma, bir de baktı onlardan bir tanesi yestevdu'ul ahara, diğerinden alacağını düşürmesini istiyor. Yestevdu'u يَطْلُبُ الْوَضْعَ مِنَ الْآخَرِ demektir. Yani diğerinden borcu biraz düşürmesini istiyor. وَيَسْتَرْفِقُهُ kendisine güzel muamele etmesini, zarif muamele etmesini istiyor. فِي شَيْءٍ bir şeyde, istirfak. İstirfak ne demek? Yani rıfkıyla muamele yapmasını, bana biraz acı, bana efendim ne demek? Bana İster fakat. Acı, merhamet et. İster yumuşaklık, rifk. Yani güzel, zarafetle muamele yapmasını istiyor. Ve huve yekulu. O da diyor, o diğeri. Vallahi la ef'alu. Vallahi yapmam diyor. Ne borcumu düşürürüm alacağımı, ne de sana senin dediklerini yaparım. Fekaraca aleyhima, peygamberimiz onların huzuruna çıktı. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haracenin fail Resulü, Resulullah. Fekar şöyle buyurdu. Eynel müteali. Yemin eden nerede? Alallah, Allah'a. Teala, yeteala, tealiyen. İla burada var ya, vellezine yu'lune min nisaihim. İla. Burada müteali. Yani yemin eden nerede? Alallah, Allah'a. Ne diye? La yef'alül marufe. Kendisinden istenen iyiliği yapmamaya yemin eden nerede? Fekale, o zat da dedi ki ene ya Resulallah. Ben yemin ettim ya Resulallah dedi. Ve lehu ey zâlike ehabbü. Ve lehu onun için
Ey zâlike ehabbü. Ne demek? Ve lehu onun için vardır. Ey zâlike ehabbü. Onun için bu daha sevimli. Ney? Yani arzu ediyor, vermemeyi, düşürmemeyi değil mi? O demek yani burada. Ve lehu efendim ey zâlike ehabbü. Ve lehu ene ya Resulallah ve lehu eyyü zâlik ehabbü desek oraya, soru yapsak orayı ve lehu ene ya Resulallah ve lehu li hasmi demiş burada. Fekâle ene ya Resulallah ve lehu eyyü zâlik ehabbü. Yani onun için hangisi daha sevimlidir? Yani düşürmem mi efendim ya da ona rifkle muamele etmem mi? İkisinden birisi. Ey yüzelik, oraya ey yüzelik okuyacağız. Hangisi daha sevimli ya Resulallah? Şimdi burayı kelimeleri okuyalım. Yestevdi'u bir verecekli diğerinden düşürmesini istiyor alacağını. Yatlubu istiyor en yahutta anhu kendisinden düşürmesini. Şey en bir şey bile değil. Borçtan. El müteali ne demekmiş? El haliful mübaliku fil yemin. Yeminde ileri giden, yemin eden kimse. Ve lehu kelimesi li hasmi. Yani ve lehu hasmım için, yani benden alacaklığı için ey yüderki ahabbu. Hangisi daha sevimli? Yani hangisini arzu ediyor? Borcu düşürmemi mi? Efendim? Yoksa ona rifkle davranmamı mı? Bak, li hasmi, hasmım için ma ragibe minel hattı evir rifkı. Yani onun için arzu ettiği şey borcu düşürmek ya da rifkle muamele etmek. Bunları hangisini istiyorsa onu yapacağım demektir. Tamam mı? Burada bu hadis-i şerif biraz şey oldu böyle ama mana bu. Mana bu. Ve lehu eyyü zâlik. Bunu biz eyyü zâlik diye okuyacağız. Buhari ve Müslim'de de bu hadis-i şerif geçti. Evet. Burayı şeddeli okursak daha güzel mana çıktı. Peki. Feradiyallahu. Allah razı oldu. Olsun. An ülaike. Onlardan. O güzel örnek olanlardan. Ellezine. Öyle kimseler ki lem yekûnû olmadılar. Yahtâcûne. İhtiyaç duyar olmadılar. Ektara min işaretin. İşaretten daha fazla bir şeye. Yani Peygamberimiz işaret ediyor. Bunun yarısını düş. Ondan sonra başka bir şeye ihtiyaç duymadan düşüyor. Hatta yekûne minhum işaretten daha çok bir şeye muhtaç olur olmadılar. Ta ki onlardan oluyor es-sülûkül emselü. Ürnek gidişat. Ürnek. Sülûk. Yani hareket, davranış. El-emsel de örnek. Vel-hulukul ekvem. En dürüst ahlak, huy. En dürüst ahlak, huy onlardan oluşuyor. Ve yekûnü minhul marufu vel birru vel ihsan. Ve yekûnü oluyor minhum onlardan. Ne oluyor? El marufu iyilik. Vel birru o da iyilik. Vel ihsan hep birbirine atıf tefsiri. İhsan iyilik oluyor. Sadece bir işarete bakıyorlar. İşaretten başka bir şeye muhtaç değiller. Bayağı burada ibare zor yani. Bu kadar bu 7. madde. 8. Setrul Müslimi. Müslümanın ayıplarını örtmek. Ve men setara Müslümen seterahullahu. Hadis-i şerifte öyle geçiyor diye. Lekad kesuratin nususu. Kesinlikle deliller çok oldu. Elleti öyle deliller ki tahussu teşvik eden ala setril müslimi Müslümanın hatalarını örtmeye teşvik eden deliller çok oldu. Ve tuhazziru ve sakındıran deliller. Neden? Min tetebbu'i avretihi. Müslümanın gizli hallerini araştırmaktan sakındıran deliller çok. Ve zellatihi. Hataları, avret gizli halleri, zellat hataları,
zelle, zellat. Bak o da işte bu zelle şeyi, zelle kelimesi cem müennesi zellat. Niçin? Liyaftaha beynen nasi. İnsanlar arasında onu rusvay etmek için efendim zellelerini araştırmayı, gizli hallerini araştırmaktan sakındıran ve Müslümanın hatalarını, ayıplarını örtmeye teşvik eden efendim naslar çoğaldı. Çok naslar var. Minha o delillerden dir hadisuna bizim okuduğumuz hadis. Ellezî nahnu fî sadedi şerhihi. Yani izahı noktasında olduğumuz hadis-i şerif de bunlardan bir tanesidir. Yani yukarıda biz hadis-i şerif okumadık mı? Hadis-i şerifte ne diyor orada? Efendim kim bir Müslümana kolaylık gösterirse, aslında burada setara kelimesi geçmedi bu hadis-i şerifte. Ama sanki Müslüm'ün rivayetinde bu hadis-i şerif. Yoksa ve men setara seterahullahu. Evet. Hadis-i şeyde geçti. Kelimelerin tahlilinde. Evet. Ama ve men setara Müslüman seterahullah. Fakat hadisin metninde geçmedi. Hadisin metninde bu hadis, bu madde geçmedi. Ama kelimelerin izahında geçti. Demek ki başka bir rivayetinde var o. Evet. Ve minha yine o Müslümanın kusurlarını örtmeye, örtmeyi teşvik eden delillerdendir. Ne? Ma ravahu İbn-i Mace. İbn-i Mace'nin nakletti. Min hadith İbn-i Abbas'ın. Abdullah İbn-i Abbas'ın nakletti hadisten. Radiyallahu anhüme. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Men setera avrete ahihil müslimi. Her kim Müslüman kardeşinin avretini örterse, yani burada gizli hallerini örterse, efendim, seterallahu avratehu, Allah da onun gizli hallerini örter, yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Anladınız mı? Ve men keşefe avrate ahihi, kim kardeşinin gizli hallerini açarsa, ahihil müslim, Müslüman kardeşinin, keşefallahu avratehu, Allah da onun gizli hallerini açar, hatta yeftahahu, ta ki onu rüsvay eder, biha o efendim haliyle fi beyti, evin içinde olsa bile biha o avretini açığa çıkarmakla rüsvay eder, fi beyti, evin içinde bile olsa, evin içinde bile olsa Allah onun başkasının ayıplarını, kusurlarını açan, keşfeden, teşhir eden kimselerin Allah kendi evinin içinde de olsa onu rezil rüsvay eder. Çok önemli bir hadis-i şerif. Ve ruhiye an bazı selef. Bazı geçmiş ulemadan, selef-i salihinden rivayet olundu ki ennehu kal. O bazıları şöyle dediler. Edraktu kavmen. Bir topluluğa ulaştım. Öyle topluluk ki lemmekün lehum uyubun. Onların kendilerinin kusurları olmayan, kusurları olmayan bir topluluğa yetiştim. Fezekeru zikrettiler uyuben nas, efendim insanların ayıplarını, kusurlarını dile getirmeye başladılar. Fezekeren nasu, insanlar da zikretti lehu, onlar için uyuben noksanlıklar. Önceden bunların hiç noksanlıkları yokmuş. Bunlar başkalarının ayıp ve kusurlarını deşifre etmeye başlayınca bu sefer onlar da bunların, hiç kimse hatasız değil. Öyle değil mi? Hiç kimse hatasız değil. Peki ve edraktu kavmen, bir topluluğa ulaştım. Kânetlehum uyubun. Ayıpları, kusurları, hataları olan bir topluluğa yetiştim. Fe keffu an uyubin nas. Fe nüsiyet. Fe küffu fe keffu. Onlar elleri çektiler. An uyubin nas, insanların ayıplarını dile getirmekten ellerini çektiler. Fenüsiyet, unutuldu o ayıplar. Lem yekun lehum uyubun, onlar için de ortaya çıkarılan hiçbir ayıp olmadı. Çünkü bunlar insanların ayıplarını unutunca ya da açığa çıkarmayınca bunların da ortaya çıkarılan hiçbir ayıpları olmadı. Ey lem tazhar uyubuhum linnâsi,
insanlar için bunların ayıpları, kusurları ortaya çıkmadı. Fezaharat çıkmadı ki ortaya çıksın. Yani bunlar çünkü başkalarının hatalarını gizleyince, yani bunlar ferdi hatalardı. Şimdi söyleyecek zaten hangi hataların gizlenmesi gerekir ya da hangilerinin gizlenmemesi gerekir. Bu mutlak değil ha. Bu mutlak değil. Yani hangi hata yapılırsa yapılsın göz yumalım. Bu o demek değil. Gelecek şimdi. Peki bel bilakis inne tetebbu'a avratil müslimin. Müslümanların gizli hallerini araştırmak, onun peşine düşmek alametün min alamatin nifaki. Nifak belirtilerinden bir belirtidir, alamettir. Daha nedir? Ve delilün delildir. Ala ennel imane, böyle durmadan Müslümanların hata ve kusurlarını araştıranların bu hali delildir. Neye? Ala ennel imane, iman lem yestakirra, karar kılmadı fi kalbi zâliken insan. O insanın kalbine yerleşmedi. Ellezî, öyle insan ki hemmuhu, efendim onun gayesi, maksadı en yenkıbe an mesâvi'in nâsi. Nekabe yenkıbe delmek. İnsanların kötülüklerini delmek, kötülüklerini deşifre etmek demek. Nekabe yenkıbe, nekabe, nekabe. Efendim delik açma, gedik, tünel manası. Nekabe araştırmak bir de. Araştırmak. Peki o zaman ne olur da? En yenkıbe araştırması. Neden? Yani delik açması, örtülen şeyi yırtması daha doğrusu. Am mesavi innas. İnsanların kötülüklerini açması. Yenkube. Yalnız onun birinci babdan alacağız. En yenkube. En yenkube araştırması, efendim yırtması, delik açması, ne derseniz deyin. En yen gube. Birinci babdan almış. An mesavi innas, insanların kötülüklerinden. Niçin? Liyuhlineha, o kötülükleri yaymak için, ilan etmek için, ifşa etmek için. Beynel mele'i, toplum içerisinde. Mele. Elem tara ilel mele'i min beni İsrail'dir. Mele. Mele bir de böyle sıradan insanlar da değil. Eşraftan önde gelen insanlar. Ya? Ravat Tirmizi'yü, İmam-ı Tirmizi nakletti. An Abdillah ibn Umar radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar'dan. Kale. Abdullah ibn Umar dedi. Sa'ide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz bir gün çıktı. El minbera, minbere çıktı. Fenada bi savtin rafi'i. Peygamberimiz sadece gençler, yani hutbede çıkmazdı minbere. Çeşitli vesilelerle bir mesaj vereceği zaman hutbeye çıkar, orada yani kürsü manasında mesajlarını verirdi, tamam mı? Minbere çıktı ve şöyle seslendi. Bi savtin rafi'en, yüksek sesle. Fekale, şöyle buyurdu. Yüksek sesle burada. Ya maşara men kad esleme bilisanihi. Ey diliyle Müslüman olan topluluk. Ey diliyle Müslüman olanlar topluluğu. Velem efendim velem yuftil imane ila kalbihi. Efta yufti. Efendim imanı kalbine ulaştırmayıp efta yufti'den, efta yufti olursa, imanı kalbine ulaştırmayıp sade diliyle Müslümanlar olanlar, Müslüman olanlar topluluğu. Tamam mı? Yani ya da burada mesela fada yefid olursa felem yefidul iman ila kalbihi. İman kalbine inmeyen. İman kalbine inmeyen. Efendim kimseler. Efta ile ulaştırmak. Hı? Efta yüftü ulaştırmak. İmanı kalbine ulaştırmayan o manada. İlan ile ulanıyor. Evet. Aynen. Zaten o manayı verdik biz. Şimdi ya maşara men kad esleme. Bu hadis-i şerife göre ey diliyle inandığını söyleyip kalbiyle, kalbine imanı indirmeyen kimseler. Tamam mı? Ya maşara men amene bilisanihi. Hemen hadis-i şerif
çıktı bakın. Ya ma ya ma'şere men esleme bi lisanihi ve lem yuftil imane ila kalbihi. Bak burada harekeli de almış. Bakalım o harekede aynı şeyi mi vermiş? Evet. Ve lem yuftil imanu harekelemiş burada. Ya ma'şere men esleme bi lisanihi, ey diliyle inanan topluluk. Ve lem yuftil imanu, iman ulaşmayan, ila kalbi kalbine. O zaman ila ile kullanıyor. Yuftu ulaşmayan diye mana vermiş burada. Tamam mı? Efta yufti. Başka bir hadis-i şerifte ve lem yedhulil imanu, iman kalbine girmeyen. Yani lem yuftinin yerine lem ne yapmış? Yedhulil iman, iman kalbine girmeyen. Tamam mı? Orada da lem yuftil imanu ile kalbi, kalp iman kalbine ulaşmayan kimse ya da imanı kalbine ulaştırmayan kimse, iki mana da ya da müsait bu. La tu'zul müslimin, ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen ya da kalbine iman ulaşmayan kimseler, Müslümanları incitmeyin. He? La tu'zul müslimin, Müslümanları incitmeyin. Ve la tu'ayyiruhum, onları soylarıyla, soplarıyla kınamayın. Tayyir, tayyip demek. Mesela senin soyun filan soydan, senin anan şöyleydi, baban deden böyleydi. Kimse soyuyla kınanmaması lazım. Çünkü babası öyle olur. Mesela Hazreti Ömer Müslüman, halife oldu sonra. Babası gayrimüslim. Öyle değil mi? Velid ibn Mughira. Veled-i zina. Velid. Velid. Ama Halid ibn Velid, bak onun oğlu, Velid'in oğlu büyük bir komutan oldu. İman onu yüceltti. Ya şimdi babasına göre o değerlendirilmez. Ebu Cehil, aşırı peygamber düşmanı, İslam düşmanı, öyle de öldü. Oğlu İkrim'e, Mekke fethine kadar o da peygamber, babası kadar peygamber düşmanıydı. Ama Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Öyle İslam'a hizmet etti ki, hem de yemin etti zaten Müslüman olduktan sonra. Vallahi dedi, küfürde hizmet ettiğimin iki mislini İslam'a girdikten sonra İslam'a hizmet edeceğim dedi. Ve öyle de oldu. Sonunda şehit oldu. Sonunda şehit oldu. Şimdi Velid ibni İkrime bin Ebi Cehli bazen kınıyorlarmış. Diyorlarmış ki İbnü Firavun hadil ümmeti. İkrime bu ümmetin Firavun'un oğlu. Müslüman olduktan sonra. O da inciniyor. O da inciniyor. Gelip peygamberimize şikayet ediyor. Mesela bazen Hazreti Bilal de işte siyahi bir kadının oğlu diye hem de Ebu Zer el-Gıfari söylemiş. Büyük bir sahabi. Ondan sonra böyle siyahi bir kadının oğlu diye küçümsüyor. Evet. Sonra bu ümmetin Firavun'un oğlu diye söylüyorlardı. Kime? İkrime'ye. Peygamberimize söyleyince peygamberimiz topladı Müslümanları. Sen böyle deme demedi. Bakın şimdi ne diyor? La tu'zul ahya'e bisebbil emvat. La tu'zul ahya'e, yaşayanlara eziyet etmeyin, yaşayanları incitmeyin. Bisebbil emvat, ölenlere dil uzatmakla. O öyle olabilir babası. Babası küfürde önder, oğlu da İslam'da büyük hizmetleri oldu. Bir zaman küfür üzere, ondan sonra da İslam'da şereflendi, anladınız mı? Ya çok önemli. La tu'zul müslimin, Müslümanları incitmeyin. Ve la tu'ayyiruhum, soysoplarıyla onları kınamayın. Ve la tetebba'u avratim, tetebba'u. Tetebba'a yetetebba'u. Müslümanların gizli hallerini araştırmayın. Fe innehu men tetebba'a avrata ahihil müslim, her kim Müslüman kardeşinin gizli hallerini araştırırsa, yani dedektif olursa, tetebba'allahu avratehu, Allah da onun gizli hallerinin peşine düşer, onu ifşa eder. Evin içinde olsa da, anladınız mı? Ve men tetebbe Allahu avratehu, her Allah kimin gizli hallerinin peşine düşerse yaftahhu, onu rüsva eder. Ve lev fi cevfi rihlihi,
ey menzilihi demiş. He? Rehl. Rahl, rehl. Evinin içinde olsa bile, evinin ortasında, cevf. Evinin ortasında, boşluğunda, fi cevfi rihlihi, ey menzilihi, ellezî yenzilü fîh. Konakladığı evinin içinde olsa bile, Allah onu rüsvay eder. Ya. Ve ravâhu Ebu Davud ve Ahmedü an Ebi Berzete el-Eslemî radıyallahu anh. Kimden nakletmiş Ebu Davud, İmam Ahmed? Ebi Berze. O da hangi kabileden? Eslemî. Eslem kabilesinden. Radıyallahu anh. Ve fihi Ebu Davud da Ahmed bin Hanbel'in neyinde? Müsnedinde şöyleymiş. La tegtâbül müslimîn. La tüzül müslimîn değil. Hadisin yukarıları aynı. La tegtâbül müslimîn geçiyormuş. Müslümanları çekiştirmeyin. Anladınız mı? Peki şu konuyu okursak nereye kadar geliyor? Ha, şu ona kadar okumamız lazım. Es-setru ala men veqa'a fi masiyetin. Günaha düşen kimsenin ayıplarını, günahlarını örtmek. Bunun tabi içeriğini göreceğiz. İde tala'al müslimi. Müslüman aşina olduğu zaman, vakıf olduğu zaman ala zelletil müslim, bir Müslümanın hatasına fehel yesturuha aleyhi em yulinuha. Acaba onları örter mi, ilan eder mi? Tamam mı? Örter mi yoksa ilan eder mi? Tamam mı? Şimdi adamın halini gördü, günah işlediğini gördü. Günah işleyen insan, insanın hatalarını setreder mi, örter mi yoksa ilan ifşa mı eder? Fe inne hâda, işte bu yehtelifü bihtilâfi a'mâlin nâs. İnsanların yaptıklarının farklı oluşuyla farklılık kazanır. Yani insanların yaptıklarına bağlı bu daha doğrusu. Ve nâsü fî hâda alâ hâleydi. Bu konuda insanlar iki haldedir. Bir, men kâne mestûrel hâl. Bir kimsenin hali örtülü olursa, belli yani ne yaptığını kimse bilmiyor. Hali güzel gözüküyor veya kötü olduğu da belli değil. Mestûrel hâl. Yani ne kötülüklerle meşhur olmuş, ne de iyiliklerde çok ileride. Hali mestur. Tamam mı? Peki böyle olan insan, ey la yurafü beynin nâsi, insanlar arasında tanınmıyor. Bir şey imminin maasi. Günahlardan bir günahla. Mesela dışarıda namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zengizde zekatını veriyor, ibadet yapıyor. Böyle kimse onun masiyetle tanımıyor. Femişlü hâdâ, bu gibi adamlar idâ vekaat minhu, ondan meydana geldiğinde hefvetün evzelletün, hata, hefve, evzelletün, o da hata. Yani ayak kayması, hata, kusur. Vecebe setru aleyhi, eğer çok böyle umuma ait bir zarar yoksa onun ferdi hatalarını örtmek lazım. Anladın mı? Evet. Ve la yecuzu keşfü halihi, onun halini keşfetmek, ifşa etmek caiz olmaz. Ve la tahaddüsü, konuşmak da caiz değil. Bima vaka'a minhü, ondan meydana geleni. Çünkü adamın hali iyi biliniyor. İyi halli biliniyor. Ama ola ki bir hatası oldu. Bu da çok umuma zarar veren bir şey değilse onu gizlemek daha doğru. Anladınız mı? Genne dâlike, çünkü bu gıybetün muharrametün. Onu konuşmak haram kılınan gıybettir. Ve işaatün lil fâhişeti, hayasızlığı da yaymaktır. İnnellezîne yuhibbûne enteşî'al fâhişetü. İnnellezîne âmenû, Müslümanların yaptıkları kötülükleri, böyle bazı hataları yaymayı sevenler, arzu edenler. Yani Müslümanın böyle çok zararlı değilse gizlemek daha uygun. Peki vallahu teala yakul innellezine, şu kimseler ki yuhibbune, arzu ediyorlar enteşi'al fahişetü, hayasızlığın yayılmasını, fillezine amenu, inananlar hakkında, lehum azabun elimun fid dünya vel ahire, onlar için hem dünyada hem ahirette acıklı azap var. Bu ayet-i kerime Hazreti Ayşe anamıza yapılan iftiralar vardı ya, münafıklar iftira etmişti ya, bunu bazıları da yaydılar.
bu şeyi yaydılar. Halbuki aslı yok, esası yok. Ondan sonra Cenab-ı Hak uyarıyor. Yani Müslüman hakkında hemen duyulan şeyi yaymamak lazım. Yaymamak lazım. Çünkü o bir yerde zayıf başlıyor, bir tarafta güçleniyor ya da çok kıyısından köşesinden konuşuluyor, bir tarafta büyütülüyor. Evet. Peki o zaman vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Her şeyin hakkını, hakkı her şeyi Allah bilir, siz bilemezsiniz. Kâlel ulema'u. Ulema buyurdu, alimler. El muradu maksat işaatul fahişeti alel mü'mini fîmâ farata minhü. Müslümandan meydana gelen kusurlarda mümine yaptığı, müminin yaptığı o kötülüğü yaymak. Ev üttühime bihi ya da suçlu sanılan, sanıldığı yerlerde üttühime bihi. Müslümanın zan altında tutulduğu konularda onun yayılmasını istemek. Mimma huve beri ümmini. Nerede mesela Müslüman suçlanıyor? Suçsuz olduğu yerlerde. Sadece zanla konuşmayacak. Üttühime bihi, Müslümanın tövmet altında olduğu, yani suçlu görüldüğü yerler. Mimma huve beri ümmini. Halbuki o mümin ondan yani uzak. Fakat bir takım zanlarla kendisine yakıştırılan, zan altında tutulan kimselerden ne yapılacak? Bir kötülük meydana geldi mi, işte onu yaymayı isteyenler, ayet bunu kastediyor. Ve gâle bâduhum, bazıları da diyor ki, iştehit en testural usate, iştehit çalış, en testural ya da iştehe de desek oraya gayret etti. Entüsteral usatü. Asilerin örtülmesi, günah işleyenlerin. Bazıları da böyle diyor. Ya da iştehit olursa, yani birisine emir veriyor. Gayret et. Entüsteral usate. Asilerin ayıplarını, kusurlarını örtmeye çalış. Feinne zuhure maasihim, çünkü onların masiyetlerinin ortaya çıkması aynun fi ehlil İslam. Ehl-i İslam hakkında o Müslümanların nedir? Bir ayıptır, kusurdur. Ve evlel umur, işlerin en uygunu olanı setrul uyub, ayıpları gizlemektir. Evet, Mevlana diyor ya, ayıpları örtmede gece gibi ol. He? Ayıpları örtmede gece gibi ol. Vel muradu bil usat. Buradaki asilerden maksat neymiş? Hüna burada el mesturune, halleri örtülü olanlar. Halleri böyle yani kötülükle meşhur olmayanlar. Ellezine öyle mestur olanlar ki lem yestalinu bi maasihim. Masiyetlerini ilan etmek istemeyenler. Günahlarını açıktan yapmayanlar. Açıktan günah işlemeyenler, ilanı istemeyenler. Ve ala hâdâ, bunun üzerine tuhmelün nususul vâridetü, gelen naslar yorumlanır, hamledilir. Fil hîthe alâ setril müslim. Müslümanın ayıplarını örtmeye teşvik eden naslar böyle yorumlanır. Ne demek yani? Böyle şerleriyle, kötülükleriyle meşhur olan bir kimsenin günahlarını ya da hatalarını gizlemek değil. Ya hali böyle belli olmayan, iyi hali bilinen, kötü hali bilinmeyen insanlardan bir kusur gördün mü, onları gizlemeye çalış. Bir de onun yaptığı iş, yani umuma zararlı bir iş değilse, ferdi ise. Tamam mı? Peki, ve haza, işte bu böyle, la yani, şunu kastetmiyor bunu söylerken, en la ya'izahu, ona nasihat etmemeyi kastetmiyor. Yani o zaman biz onu örtelim, onun hatasını gizleyelim, öylece kaybolsun. Bundan şu anlaşılmıyor, hiç ona nasihat etmesin. Nasihat etmemesi murad edilmiyor. Onu murad etmiyor. وَلَا يَأْمُرَهُ بِالْمَعْرُوفِ, İyilikle emretmemesi kastedilmiyor, onu kastetmiyor. وَيَنْهَهُ عَنِ الْمُكَرِ, kötülükten nehy etmesini kastetmiyor. وَيَهُثَّهُ, teşvik etmesine, عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ, doğruluğa, وَالْبُودِ عَنِ الْمُخَالَفَةِ, ilahi emirlere muhalefetten uzak olmayı
teşvik etmemeyi efendim kastetmiyor. Yine elinden geldiği kadar ona istikameti, teşvik istikamete yönlendirecek, muhalefetten uzaklaşmaya yönlendirecek, emri bil maruf nehyen münker yapacak, yoksa burada setresin derken ondan tamamen alakayı kesip ne yaparsa yapsın bunu gizleyelim demeyecek. Belli dahi ki bilakis bunlar kulluhu hepsi matlubu minhu o gören insandan isteniyor. Eline geldiği kadar nasihat edecek, o kötülüğü yapana emri bil maruf nehyen münker yapacak, istikamete yönlendirecek, muhalefetten uzaklaşmasını sağlamaya çalışacak. لِيَنَّهَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. Çünkü bu nasihat, bu yöntemlerle insana irşatta bulunmak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Zaten Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi de en يَنْصَحَهُ Müslümana nasihat etmesi. Tamam mı? İki, bu yukarıdaki madde iki görüş vardı ya burada. İnsanlar iki haldeydi. Bir, yukarıda gördük. مَنْ كَانَ مَسْتُرَ الْحَالِ. İki, مَنْ كَانَ مُشْتَهِرًا بِالْمَاسِيَةِ. Bakın, günahlarla herkesin tanıdığı bir insan olması. Meşhur. Şöhret bulmuş günahlarda. مُشْتَعَلِنَنْ بِهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ve insanların arasında alenen yapmak, yapmakla bilinen birisi. مُشْتَعَلِنَنْ. Adam şimdi bir gizli günah işliyor. Onu örteceğiz. Bir de insanlar arasında meşhur günah işlemekle bir de günahını açıktan yapıyor. Övünüyor. Şimdi günahını açıktan yaparsa başkalarına kötü örnek oluyor. Onların şahitliği de günahın azabını artırıyor. Ya mesela bir adam kendi başına günah işlese, gizli işlese elbette günahtır. Ama bir de açıktan işlerse günahın cezası katlanır. Men kimmiş bu? La yubali, önemsemiyor. Bima yertekibi, işlediği, irtikap ettiği günahları hiç önemsemiyor. Ve la yekterithu, hiç aldırış etmiyor. Lima yukalu anhu, kendisinden dolayı konuşulan sözlere, söylenen sözlere hiç aldırış etmiyor. Ve la yekterithu, hiç önem vermiyor. Ne konuşursa konuşursun. Adamın yüzünde haya suyundan hiçbir şey kalmamış. Edepten hiçbir şey kalmamış. Adam alenen günah işliyor. Mala zarar veriyor, cana zarar veriyor, namusa zarar veriyor. Asi ve şer bir insan. O zaman bunu şimdi bundan gördüğün kötülükleri gizlersen, o zaman öteki insanlara tanıtmazsan başkaları da onun tuzağına düşebilir. Adam diyelim ki sahtekar, üçkağıtçılığa meşhur birisi. Herkes bunu biliyor. O zaman sen bunu tanıtacaksın ki başkaları onun tuzağına düşmesin. Peki, öyleyse fâde fâcirun müstâlinun bi fıskıhi. O facir, fasık insandır. Böyle açıktan günah işleyen. Ve fıskıyla alenen müstâlinun açığa çıkarandır. Bi fıskıhi, fıskını. Ya da müstâlinun bi fıskıhi de okuyabiliriz orayı. Fıskıyla ilan edilen bir kimse. Ya da fıskı açık olan. Fıskı zahir. Açıktan namaz kılmıyor, açıktan oruç tutmuyor, açıktan zekat vermiyor, açıkta günahlar işliyor. Bunun fıskı zahir. Müstâlenün bir fıskıyı ya da müstâlinün bir fıskıyı. Kendi isyanını açıktan yapan faci bir kimse. Ve ne türkü men yefçuruk diyoruz ya şeyde, unutta ne demek? Açıktan günah işleyen kimseleri terk ederiz. Tamam mı? Sana isyan edenleri. Fela gıybetelehu, böyle günahı açıktan işleyen, günah işlemek, işlememeyi hiç önemsemeyen ve kendi hakkında konuşulanları hiç konuşulanlara aldırış etmeyen kimsenin gıybeti yoktur. Onun gıybeti sayılmaz, onu anlatacaksın. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz اُذْكُرُ الْفَاجِرَ بِمَا ف۪يهِ كَيْ يَحْضُرَهُ النَّاسِ كَيْ يَعْرِفَهُ النَّاسِ. Fasık ve facir olanları İşlediği kötülüklerle insanlara söyle ki insanlar ondan sakınsınlar, insanlar onu tanısınlar. Adam namus düşmanı. Canım bunun namus düşmanlığını gizleyelim. Diyelim ki çok namuslu, ehli namus bir adam. Ya adam namus düşmanı. Namus düşmanı. Mal düşmanı, adam hırsız. Herkes biliyor onun hırsız olduğunu. Bilmeyenlere anlat ki ondan sakınsınlar. Ya? Ve rubbema Habbel bilakis yündebü güzel olur, menduk kılınır. Keşfü halihi, onun halini
anlatmak, linnas insanlara keşfetmek, açmak. Ve rubbema yecibi, çoğu zaman vacip olur. Onun halini anlatmak. Hatta yetevekkavhu, ondan sakınsınlar. Ve yahdaru şerrehu, onun şerrinden yine kaçınsınlar, sakınsınlar. Ve inişteddi fıskuhu, eğer onun fıskı, isyanı çok beter, şerri açıktan şiddetli olursa, velem yertedî minen nas, insanlardan da hiç çekinmiyor. Yani insanların görmesinden çekinmiyorsa, irtedâ irtedî o. Bundan dolayı insanların görmesinden dolayı da kötülüklerden çekinmiyorsa, yani insanlar görse de çekinmiyor. Hiç herkesin gözlerinin önünde böyle açıktan şer bir insan, zararlı işler yapıyorsa o zaman ne olur? Vecebe raf'u halihi, onun davasını götürmek vacip olur. İlâ veliyyil emre. Veliyyil emre. Veliyyil emir sorumlu insanlara. Emniyete, zabıtaya, anladın mı? Valiye, kaymakama, yani o zaman veliyyil emir olan, işin idarecisi olan insanlara o götürülecek. Denilecek ki şöyle bir insan var, bu insan zararlı bir insan. Çünkü o insanlardan çekinmiyor hiç. Tamam mı? İnsanlardan çekinmiyor. Bu sefer alabildiğine ne işliyor? Kötülükler işliyor. İnsanların onu tenkit etmesi de hatta hiç bir fayda vermiyorsa o zaman ne olacak? O insanı veliyyül emre şikayet edecek. Eğer insanların görmesinden vazgeçmiyorsa. İrtedaa feili an ile kullanılırsa ya da minle kullanılırsa efendim vazgeçmek, yani vazgeçmiyorsa insanların görmesinden. Vecebe o zaman raf'u hali ila veliyyil emr hatta yüeddibehu. Ta ki veliyyül emir onu tedip edinceye kadar. Hapis cezası gerekiyorsa hapis cezası verir. Darp cezası gerekiyorsa darp. Neyse artık. Bima yeterattebu ala fıskihi. Onun açıktan isyanına tereddüp eden, oluşan şeylerle, sebebiyle, min ukubetin şer'iyetin, şer'i cezane. Adam alenen içki içiyor, herkesi rahatsız ediyor. O zaman içkiye gereken ceza ne? İslam'a göre. Hat. 80 sopa yesin bir görsün bakalım. Bir daha içiyor mu içmiyor mu? Bir daha mahallede nar atıyor mu atmıyor mu? İftira ediyor. Müfteri bir adam. Alışmış iftirayla. Bunu hiç insanlardan da çekinmiyor. Çünkü alıştı mı çekinmez. O zaman onu ürünle verebilirsin. İftiraların cezası her iftirasında 80 diyerek. Başka şahıslara ya da aynı şahsa. Ayrı ayrı iftiralara. Ya? Lenne setre aleyhi, çünkü onun böyle fıskı zahirlerinin günahlarını örtmek yec'aluhu, onu kılar. Ve emsâ lehu, ve onun benzerlerini yatma'ûne fî mezîdin minel muhalefeti. Bu sefer onu eğer biz setredersek, onu korursak, onu kimseye anlatmazsak, o zaman o ve onun gibilerin daha çok muhalefeti arzu ettiklerini, tamah ettiklerini, daha iştahlarının arttığını artırır, iştahlar artar. Yatma'ûne tamah ederler, isterler. Fî mezîdin, fazlasını, minel muhalefeti, muhalefet. Allah peygambere muhalefet. Feyaithune fil ardı fesada. Yeryüzünde fitne fesat koparırlar. Yayarlar. Yaithune yayarlar fil ardı yerden fesaden fesat. Ve la ta'te fil ardı fesada. Kur'an'da geçiyor. Ve la ta'te fil ardı müfsidin. Kur'an'da siz yeryüzünde fitne fesatla dolaşmayın, koşmayın. Ve yecurrune alel ümmeti, ümmetin üzerine çekerler. Eşşerrel müstadîr. Şerr-i müstadîr, herkesi kablayan bir şer. Cerre yecurru, yecurrûn. Çekerler onlar bu zalim, müfsid insanlar. Alel ümmeti, ümmet üzerine neyi? Eşşerrel müstadîr. Şeyde, Kur'an'da geçiyor ya, müstadîra. Şimdi şerr-i müstadîr, kapsamlı şer. Herkese sirayet eden şer. Tamam mı? Şerr-i müstadîr. Şerr-i müstatir, efendim, herkesi kapsayan şer. Ya kötülük, fesat, fitne yayılır o zaman. O zaman herkes bunu yapmaya yönelir. Bel mitlü haza, belki bu gibi adamlar bilakis
yübhasu anhu, bunların araştırılması lazım. Ve yütetebba'u, bunların yine araştırılması lazım. Böyle insanlar varsa bunlar araştırılacak, bulunacak. Bunların fitnesi, fesadı engellenecek. Niçin? Liteste asıyla, litüste asale desek daha güzel olur. Kökünden halletmek için, çıkarmak için cüzuran fitneti, fitnenin köklerini, fitne köklerini kökünden söküp atmak için bunların araştırılıp, bunların tanıtılması lazım. Min müştemai müslimin, Müslüman toplumlardan. Müslüman toplumlardan bu fitne köklerinin çıkarılması ve Müslüman toplumda böyle fitnelerin eserlerinin kalmaması için. İstihsal. İstihsal bir şeyi kökten yok etmek. Tamam mı? İstihsal. Azab-ı istihsal diyor mesela geçmiş ümmetlerde. Azab-ı istihsal ne demek? Hepsi birden kafirlerin helak olmuşlar. Peygamber'e muhalefetlerinden dolayı. Buna azab-ı istihsal deniyor. Ama bir kısmının cezalandırılıp bir kısmı cezalandırılmazsa demek ki ona azab-ı istihsal yok orada. Evet. Ve istedille lihaza bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve istedille ya da ve istedille delil getirildi lihaza bunun için bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin şu kavliyle. Vagdu ya Üneys. Ya Üneysü. Ey Üneys. Enes değil, Üneys. Ugdunun manası ne? Gıda yavduden. Sabahleyin, efendim, sabah vakti, gudüf. Gıda yavdu. Gıda yavdu. Efendim, gıda yavdu. Bir de şey olarak bunu, efendim, gıda yavdu. Evet, gudüf. Yani dönüşmek sabahleyin erkenden hareket etmek manası. Evet. Ya da gaden kelimesi zaten yarın. Gada efendim alayla kullanılırsa. Gada kelimesi alayla kullanılırsa farklı manası var. Yani sabahleyin peşine düş, araştır manası. Alemraatin kadın bir kadının şeyi varmış. Yani bir suç isnat edilmiş. Onu sabahleyin git araştır. Hâde şu kadın. Şu kadın tamam mı? Feyni terafet eğer suçunu itiraf ederse fercumha. Ona rejim cezası ver. Müttefakun aleyh. Tabii konunun başını anlatmadı burada. Konunun sadece bu bölümüyle ilgili. Sabahleyin git araştır. O kadına sor. Eğer itiraf ederse efendim rejim cezası uygula. Müttefakun aleyh. Ve derike bu ne zaman oluyor? Hînehtekeme ileyhi ona mesele getirdiği zaman racülâni iki adam. Hînehtekeme yani hükmü getirdi ileyhi Üneyse. Kim? Racülâni iki adam. Ya da hînehtekeme ileyhi ona iki mahkeme indirilmesi için getirildi. Raculani iki adam. İki adam. Kad zena veledü ehadihima hînehtekeme yine biz onu öyle şey yapacağız. Davayı getirdi. İleyhi Üneyse. Kim? Raculani. İki adam davayı ona getirmiş. O iki adam kimmiş? Bakın. Kad zena قَدْ زَنَا اِحْتَكَمَ hüküm verebilmek. Efendim manası hakemlik etmesi için başvurmak. اِحْتَكَمَ Üneyse iki adam ne yaptı? Meseleyi getirdi. قَدْ زَنَا وَلَدُ اَحَدِهِمَا Onlardan birisinin çocuğu zina yapmış. بِمْرَأَةِ السَّالِي İkinci adamın hanımıyla. Tamam mı? İkinci adamın hanımıyla zina yapmış. Bu iki adam buradaki ileyhinin zamiri bir Üneyse raci olabilir. Bir de peygamberimize de raci olabilir. Ama Üneyse raci olması çünkü peygamberimiz onu bir yerde görevlendirmiş. Sen
efendim şey yap, çünkü ona hüküm verme yetkisi vermiş, karar verme yetkisi. Kendisine iki adam bir mahkeme bir dava getirmişler. Bu iki adamdan birisinin çocuğu diğerinin hanımıyla zina yapmış. Sen git o kadına sor, araştır. Eğer itiraf ederse rejim cezası ver diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. 10. maddede kalıyoruz. Evet, şimdi bu kalan kısmını öteki hafta devam edeceğiz. Daha sonraki hafta. Bu önümüzdeki hafta neyi devam edeceğiz? El-Veciz'i devam edeceğiz. Tamam mı? Bir hafta da ondan okuyalım. Cumartesi pazar okuyalım mı? Bu cumartesi pazar gelin yine inşallah şeyden sonra, öğlenden önce bizim talebeler var kızlardan, öğlenden sonra gelin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.